İstanbul Barosu'nun da bugün dünya kamuoyuna hitaben çok anlamlı bir açıklaması oldu. Çok değerli bir açıklaması oldu. Onu da bir şekilde seyircilerimizin ulaşıp okumalarını öneririm. Uzunca bir metin. Kısa olsa ben burada okuyacaktım. Ancak öneriyorum. Çok anlamlı, tarihe not düşmek açısından çok değerli bir duyuru. Sayın Ertürk, acaba yarın sabah kalktıktan sonra ve müteakip günlerde nasıl bir Orta Doğu göreceğiz? Şimdi biraz önce Büyük Orta Doğu projesini anlatırken bugün haritayı böyle görüyor olabiliriz. Bu bizi yanıltmasın. Bu resim değişti demiştim. 48'den 2023'e hani o İsrail'in 48, 67, 73 böyle bir yavaş yavaş Arapların azaldığı, yaşam alanlarının kısıtlandığı, yeni yerleşim bölgeleri. Bu süreç daha da hızlanacak. Bakın Gazze'deki operasyonun amacı bunlar konuşuluyor. Yani o nüfusu tamamen nereye sürmeyi düşünüyorlar? Sina'ya sürmeyi düşünüyorlar. Ve aynı zamanda özellikle 2000'li yılların başından itibaren Doğu Akdeniz'de çok zengin petrol ve doğal gaz yatakları biliyorsunuz bulundu. Burada bir paylaşım mücadelesi var. Özür dilerim, sözünüzü kesmiş gibi olmayayım. Lütfen bir parantez olarak kabul edin. Davos'ta One Minute krizine sebebiyet veren gazeteci Ignatius, Gazze'nin altının tamamen tünellerle dolu olduğunu iddia eden bir yazı kaleme almış ve Hamas'ın tüm savaş gücünü bu tünellerde muhafaza ettiğini ve İsrail'in de bu tünel savaşlarına başladığı takdirde çok büyük kayıplar vereceğini gördüğünü, o nedenle robotların bile kullanılabileceğinin gündeme geldiğini öne sürmüş. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz bunu? Artık bu savaşta kural yok. Zaten savaşa başlarken biliyorsunuz o felaket resimleriyle, pompalanan resimlerle karşı taraf ötekileştirildi, şeytanlaştırıldı. Açıklamalarda hatta insansı hayvanlar, Netanyahu'da canavarlar filan. Ne demek bu biliyor musunuz? Yani siz orada savaşa gönderdiğiniz kendi askerlerinizin duygusallıklarını ellerinden alıyorsunuz. Empati yapma yeteneklerini yok ediyorsunuz. Karşı tarafı insan bir, yani her türlü mezalimi yapabilirler. Hatta anortodoks faaliyetler yapabilirler. O tünellere gaz verebilirler. Yani bunları göze almış vaziyette. Kayıplar olmasın diye nüfusu güneye itiyorlar. Rehinelerin de orada saklandığı söyleniyor. Ama baştan şöyle söyledim. Tabii ki rehineler hareket serbestliğini kısıtlıyor. Çünkü rehineleri bir bir infaz ettiğiniz takdirde bunun büyük akisleri olur Netanyahu'nun baskı üzerine. Ama şöyle düşünüyor. Aynı o 11 Eylül gibi düşündüm. Amerikalı ne diyor? Küresel liderliğimiz için ödenebilecek faturalar bunlar diyor. Bunlar da diyor ki tek devleti İsrail'e ulaşabilmek için, büyük İsrail'e ulaşabilmek için bir bu faturayı ödeyeceğiz diyorlar. Aralarında bunu konuşuyorlar. Yani tabii ki rehinleri kurtarmak isterler ama onları kurtarmama seçeneğini de düşünüyorlar, değerlendiriyorlar diye düşünüyorum. Şimdi bizim dikkat etmemiz gereken hususlar önemli. Biraz önce konuşmalardan da not almaya çalışmıştım. Şimdi evet Sina'ya sürme projesi var ama siyasi hedeflerden bir tanesine terör örgütü unsurlarının liderlerini, örgütün önemli elemanları nereye gidecek? Şimdi özellikle Hamas'ı Müslüman kardeşler, Mısır istemez. Suudi Arabistan istemiyor. Ürdün istemiyor. Kim alacak? Bakın Türkiye bu konuda ilk akla gelen biliyor musunuz? Hani biraz önce ifade ettiğinizde arabulucu veya kolaylaştırıcı Türkiye olabilir mi? İmkan yok. Eski Türkiye, yani Arapların hani onu dış politika ilkelerimiz var diye bizim Atatürk'ün vaaz ettiği, işte Arapların kendi aralarındaki çatışmalarda taraf olmamak gibi. Ama bu iktidar başından itibaren taraf oldu. Ve hatta
işte Hamas'a taraf oldu, Müslüman kardeşlere taraf oldu. Bu ne demektir? Arabulucu ve kolaylaştırıcı rolünü olan tek Türkiye ne akla gelebilir? Diyecekler ki bunları sürgüne göndermemiz lazım. Neresi? Kimse almıyor. Türkiye akla gelecek. Bir kere iktidar bunu var ya aklına bile getirmesin.